Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Ben CAK ekibinden Özlem Güncan. Bugün Hüseyin Babal'ın etkinliği için buradayız. Sözü ona vermeden önce ilk olarak CAK İstanbul kimdir, nedir, ne iş yapar? Ondan bahsetmek isterim ben. Java User Group, ülkemizde Java teknolojileri başta olmak üzere yazılım ekosistemine katkı vermek için 2010 yılından beri faaliyet gösteren bir gruptur. Bu alanda düzenli olarak gerçekleştirdiği çeşitli etkinlikler ile yazılımcıların kendilerini geliştirmeleri ve dünya ile entegre olmasını sağlamaktadır. CAK İstanbul bugüne kadar 100'den fazla etkinlik yapıp 6000'den fazla da üyesi bulunmaktadır. Meetup'lar, hackathon'lar, Java Day'ler, webinarlar ve bootcamp'ler olmak üzere. Düzenli olarak da podcast'ler yapmaktayız. Bu podcast'lere Spotify ve iTunes üzerinden de ulaşabilirsiniz. Java Community Process, OpenJDK ve Eclipse Foundation topluluklarına da aktif olarak katkı vermekteyiz. Yazılım dünyasındaki güncel gelişmeleri takip edip üyelerimize bunları paylaşıyoruz. Takvimimizde neler var? Ondan bahsedeyim. Bugün Hüseyin Babal bizimle birlikte olacak. 5 Ağustos'ta Steve Contributing to Jakarta Conference ile etkinliğiyle bizimle olacak. 13 Kasım'da da CAK İstanbul'un Global Day of Coderity'si olacak. Buradan sponsorlarımıza tekrardan teşekkür ederiz. Biz yoğunlukta Slack kanalını kullanıyoruz. Slack kanalımıza dahil olmak için bu adresten erişebilirsiniz. Mail adresimiz de hello@jakistanbul.org adresi, Twitter adresimiz de jakistanbul. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Hüseyin sen müsaitsen devam edebilirsin. Şimdiden herkese keyifli etkinlikler dilerim. Merhaba arkadaşlar. Sesim geliyordur diye tahmin ediyorum. Geliyor şu an. İsmim... Tamam. Doğru ekranı paylaşıyorum. Tamam. Merhaba arkadaşlar tekrardan. İsmim Hüseyin. Şu anda Hazelcast'te çalışıyorum. Bu oturumdaki ana amacım şu. Spring Boot Java kullanarak REST API falan yazıyoruz değil mi? Günlük hayatta ya da profesyonel anlamda ya da hobi olarak. Buna ilk defa başlayanlar ya da başlamış ama belli bir yapıya oturtamamış olanlar şimdiye kadar böyle bir şey gibi cheat sheet gibi düşünebilirsiniz. Bunu anlatmaya çalışacağım. İçinde birçok best pratik olacak. İlk teori, daha sonradan da hemen demoya geçeceğiz. Şey tarafında da günlük hayatta yaptığım işleri de aslında temel alanım Software as a Service ürünleri geliştirmek. Bunun haricinde bunları yaparken de kullandığım ortamlar genelde cloud native tarafında oluyor. Kubernetes kullanarak ya da diğer AWS, GCP ve Azure cloud yani bulut sağlayıcılarını kullanarak ürün geliştirmeye çalışıyorum. Tabii ekiple birlikte. Daha sonradan bu genelde muhatap olduğumuz uygulamalarda bir distributed sistem uygulamaları oluyor. En azından son 3 senedir. Ve burada edindiğim tecrübeleri de bir şekilde ucundan köşesinden canlı yayında Twitch streamlerinde de paylaşmaya çalışıyorum. Haftada 2 defa, 3 defa. Şimdi bu oturumun ana konusu şu olacak. Spring Boot mesela kaç kişi CLI'ını kullanıyor bilmiyorum ama Spring Boot CLI'nin nasıl faydalı olduğunu. Testlerden bahsedeceğiz. REST controller işte ondan sonra bu bir uygulama yazdığınız buradaki validasyonlar nasıl olmalı o kısımlara bakacağız. Uygulama konfigürasyonu, database ile nasıl interaction yapıyoruz bu kısım. Uygulamanız var. Buna bir cache katmanı koymak istiyorsunuz. Nasıl yapabilirsiniz? Servisler arası iletişim ve en sonunda da distributed tracing tarafına bakacağız. Şimdi bunları teoriden sonra tabii bir kodlama olacak ama vaktimiz daraldığı andan itibaren size örnek bir proje üzerinden göstermeye çalışacağım. Şimdi bir Spring Boot projesi yazmak istediniz değil mi? Bunu yazmak istediğiniz zaman ne yaparsınız? İnternetteki örneklere bakarsınız. GitHub'daki projelere bakarsınız. Sonra oradaki klasör yapısını, proje yapısını kendi tarafınızda uydurmaya çalışırsınız. İşte bir proje aç, sağ tıkla, işte serece main Java, serece main Java klasörü aç, işte serece test Java aç gibi gibi gibi. Ya da build Gradle dosyasını oluştur. Bunları manuel yapmaktansa ya da bir otomasyona bindirmektense zaten Spring Boot'un kendi yazdığı bir Spring ekibinin, Framework ekibinin yazdığı bir tool var. Komut satır tool'u.
Bunu direkt pivotal tab diye ekleyip daha sonra da Spring Boot'u Brew'la indirebilirsiniz. Başka kurulumları da mevcut bu arada. Kendi işletim sistemleriniz için buna bu kısımlara bakabilirsiniz. Bu size bağımlılık yönetimini artı projenin iskeletini yaratmanızı size olanak sağlıyor bu yapıda. Şimdi proje iskeletini yarattınız. Daha sonra da dediniz ki ben bir tane RESTful bir servis yazmaya başlayacağım. Bunu isterseniz işte controller'ını açıp oradan başlayabilirsiniz başlangıç olarak. Bunun da mock MVC testlerini de yazabilirsiniz paralelde. Bunları göreceğiz. Mock MVC'de ne yapıyoruz genelde? Şimdi biz REST uygulamasından bahsediyorsak eğer, ürün yaratmak için bir product endpoint'iniz var. Buraya bir sorgu payload gönderiyorsunuz. Create product request mesela. Ürün yaratmak için. İşte test mock MVC ile de gönderdiğiniz payload'u verify edebilirsiniz. Ondan sonra belli bir şey olduktan sonra dönüş tipinde neler olmalı onları verify edebilirsiniz. Bunların hepsi sizin yönetiminizde oluyor. Daha sonradan REST API'den bahsediyoruz. Bunlar bir API, bunların bir endpointleri var ve bunlar konuştuğumuz yapı bir HTTP protokolü. Burada da tabii HTTP metodlarından bahsetmeden olmaz, değil mi? Şimdi bir product yaratıyoruz. Elinizde bir product controller'ınız var. Haliyle products diye bir endpoint'iniz var. Bu niye çoğuldur, niye tekil değildir? Bunlar ayrı bir konu. Ama genelde resource'tan bahsettiğiniz zaman literatürde genelde bunların plural olması, yani çoğul olması belirtiliyor. Products diye bir endpoint'iniz var. Bir ürün resource'u yaratıyorsanız, bu REST dünyasında HTTP ile haberleşiyorsanız eğer, bu post request'i demektir. Bu sadece REST'te değil, bu daha önceki dünyalarda da, yani sunucunuz var. Sunucuda bir dosya yaratmak için bir post request'i gönderme gibi. REST'ten önce de olan bir kavram bu arada. Ya da bir şey silmek için delete sorgusu gönderme gibi. Bir şey orada mı değil mi bakmak için head sorgusu göndermek gibi bir yapı. Yani bu REST API'lerdeki bağlantılar, haberleşme tamamen bir insanın diğer insanla konuşması gibi adeta. Bir product'ın, yani bir ürünün detayını almak istiyorsanız da get request ile REST controller'da gördüğünüz gibi şurada ID, pet variable diyoruz biz buna. 5 numaralı ID'si 5 olan ürünün bana detayını döndür dediğinizde bu şekilde bir yapıyı kullanabilirsiniz. Şimdi bir ürün yaratacaksınız. Bu ürünü yaratırken bir payload. Biz buna payload diyoruz ama bunlar farklı farklı yapılarda geçebiliyor farklı dillerde. Ben mesela burada request objesi yarattım Spring Boot'ta. Bu request bir pojo aslında. Bu pojonun içinde iki tane field'ım var. Title ve price. Ürünün başlığını ve fiyatını giriyorum. Ama title'ı eğer 3 karakterden az girerseniz size Spring bir mesaj gönderecek. Diyecek ki title'ınız minimum 3, maksimum 15 karakter olabilir diyecektir size. Price kısmında da diyor ki bu price değeri en düşük 1 olabilir. 1'den aşağı price veremezsiniz diyor. Bir tane validasyon ya da birden çok validasyon verebilirsiniz. Yani title field'ında olduğu gibi not empty dediğimiz kısımda hani burayı boş da geçemezsiniz demeye çalışıyor. Peki bu validasyonu nasıl aktif ediyorsunuz? Aktif ederken aslında şurada at valid dediğiniz zaman buradaki request body'yi bir şekilde validate ediyor. Validation'ı bu şekilde sağlıyoruz. Spring'de birçok şeyi anotasyonlarla yapıyorsunuz. Yani herhangi bir düz bir şey düşünün. Düz bir obje ya da düz bir sistem. Bu sistemi belirli özelliklerle extend etmek yani geliştirmek istiyorsanız bunları anotasyonlarla yapabilirsiniz. Yani anotasyonlarla bir şeyi geliştirebilirsiniz. Bir şeye validasyon koyabilirsiniz, kısıtlama koyabilirsiniz. Yani anotasyonlar bizim elimiz ayağımız gözümüz yani öyle diyeyim size. Request body'de burada diyorum ki herhangi bir product'ı yaratırken create product request'ini veriyorum request'ime. Bu bir request body'dir diyorum. Dolayısıyla bu Spring sistemine geldiği zaman Jackson, burada kullanılan Jackson kısmı bu olayı, bu request objesini alacak ve ilgili şey yani serialize, deserialize kısmını bu kısım hallediyor. Ben çünkü JSON gönderiyorum. Burada bir şekilde Java objesine kestediliyor. Bunu kim yapıyor? Arka planda Jackson yapıyor. Spring sana bunun için bir abstraction sağlıyor. At valid dediğiniz zaman da bu create product request'in içinde eğer JavaX validation'dan gelen anotasyonlar varsa onları da bir şekilde sizin için tek tek çalıştırıyor. Yaptığı şey bu. Şimdi tabii siz böyle bir validasyon olayına girdiğiniz zaman Spring size böyle kendi default bir hata yönünü döndürecektir size. Eğer bunu istemiyorsanız, yani müşteriye daha anlamlı bir şey döndürmek istiyorsanız, bunun içinde Spring'de sizin için bir yapı var. Bunun adı Controller Advice. Controller Advice'lar şunu sağlar sizin için. Sizin içeride fırlattığınız bir exception var, değil mi?
Bu exception müşteriye nasıl şekilde yansızmasını istiyorsanız bunu global exception controller advice yapısı ile anotasyonu ile yapabilirsiniz. Peki burada ne diyorum ben? Diyorum ki global exception handler diye bir class'ım var. Bu bir controller advice'tır. Yani controller üzerinde gelecek olan exception'ları müşteriye map eden, değiştiği gösteren bir yapı. Burada bir tane fonksiyon yapıyorum. Yani bir aspect gibi düşünün burayı. Bunun içinde yazdığınız her metot bir validasyon için yani bir exception için müşteriye bir şey dönme üzerine kurulu bir sistem. Burada diyorum ki handle validation exception diye bir metodum var. Parametre olarak exception'ın tipini alıyor. Bakın şuraya method argument not valid exception. Yani o Javax'taki validasyona takılırsanız size Spring Boot method argument not valid exception diye bir exception fırlatıyor zaten. Bu exception'ı dışarıya nasıl dönersiniz? Dönerken statüsünüz ne olacak? Burada diyorum ki eğer bir validasyon hatası alırsam bad request statüsünde döneceğim. Değil mi? Yani genelde REST API'lerde bir request'i gönderdiğiniz zaman orada bir hata varsa, validasyon hatası varsa bunun cevabı bad request'tir. Bana yanlış bir şey, kötü bir şey gönderdin bana diye. Ve exception handler'ı bunun method argument not valid. Yani eğer bir yerden method argument not valid fırlıyorsa burası onu yakalayacak ve otomatik olarak bir şeye çevirip müşteriye döndürecek. Müşteriye döndürürken de response body diyorum burada. Çünkü burası nasıl söyleyeyim size? Yani bir view falan render etmiyoruz burada. Müşteriye JSON bir response dönüyoruz. Dolayısıyla buradaki response body'yi o yüzden söylüyoruz. Burada yaptığım şey şudur. Method argument not valid exception bu özel bir exception yöntemi. Bunun içinde belirli field'lar vardı. Mesela gördüğünüz gibi get all errors dediğimiz zaman validation mesela birden fazla field'ınız var. Oradaki bir ya da birden fazla validasyon hatası alabilirsiniz. Onların hepsini get all errors'a alıyorum. Bir. Hepsi için field adını ve error mesajını alıyorum. Daha sonra da yukarıda tanımladığım bir map'in içine bunu field name ve error mesaj olarak basıyorum. Yani hangi field'dan mesaj aldıysam o key olacak. Onun karşılığı da onun mesajı olacak. Ana fikri bu. Ya şimdi diyebilirsin ki ya Hüseyin niye böyle takla atıyorsun ki? Tamamen size kalmış. İçeride kullandığınız bir basit bir servisse kendi hayatını döndürebiliyorsa bu işlere hiç girmeyebilirsiniz. Ama bir müşteriye gösteriyorsanız bu hata mesajını yani bir uygulamanız var. Uygulamanın içinde müşteri bir butona tıklıyor. Butona tıkladıktan sonra işte SQL exception, işte SQL violation exception. Bunu mu göstermek istersiniz? Yoksa bu ID'li ürün, bu başlıklı ürün zaten var mı göstermek istersiniz? SQL violation exception ya da bu ID'li product var. İkisinden birini seçin. Birinci size uygunsa bu olaylara hiç girmeyin. Ama ikinci kısım sizin için önemliyse o zaman da bu olaya girmeniz gerekiyor. Şimdi konfigürasyonlar çok önemli. 12 Factor App diyorum size. Onu internetten araştırabilirsiniz. 12 Factor App'te uygulamanızın içinde bir konfigürasyon varsa bunu kesinlikle demeyeyim de best pratik olarak uygulamanızı bir artifact olarak düşünün, bir paket olarak düşünün. Bu konfigler eğer bu uygulamanıza paketin içine dahil edilmeyip dışarıdan bir şekilde environment variable'la falan modifiye edebiliyorsanız 12 Factor'da bunun bir bölümü var configuration kısmında. Spring'de de bunu yapabilmek için aslında resource file'larımız var. Application YAML ya da application properties gibi adlandırılan yapılar. Bunun içinde isterseniz nokta nokta ile application properties şeklinde bir şeye gidebilirsiniz notasyona. Ya da YAML formatında şeyler verebilirsiniz. Hani şu indentation ve neredeyse hiç kimsenin sevmediği YAML formatında. Siz bunu verdiğiniz zaman bu YAML dosyasını Spring sizin için otomatik olarak sağdaki objeye kestedebilir. Ama nasıl ediyor ona bakalım. Sola bakın. Application'ın altında kategori API URL var. Sağ tarafa bakın. Application config'in altında string kategori API URL. Bunun açıklamasını söylemeyeceğim. Muhtemelen beyniniz de anlamıştır ne olduğunu. Bir tarafta tire var, diğer tarafta camel case'e dönüşmüş. Spring bunları yani belli sınırlarda anlayıp halledebiliyor. Yani sol tarafta kategori API URL'i sağdaki gibi camel case verseniz de bu çalışacaktı. Tireli verseniz de çalışacaktı. Bunu Spring bir şekilde anlayabiliyor. Peki ben bu application config class'ının bir configuration file'ından buraya çevrilmesini nereden anlıyor Spring? Configuration properties'i görüyorsunuz ya anotasyonunu. Oradan anlıyor. Bu Spring ayağa kalkarken nasıl tanımlanıyor? Komponenti görüyorsunuz. O da Spring'in yani Spring komponent anotasyonlanmış bir class'ı görürse zaten sisteme dahil etmeye başlıyor. Configuration properties dediğinde ha bu obje demek ki ortalıkta bir konfigürasyon dönüyor.
onun için bir şey, Java dünyası içinde bir aracı. Peki bu application config nereden itibaren başlayacak? Yani root'u nedir? Prefix kısmına bakın application. Sol tarafta da application diyoruz. Yani application YAML dosyanızın içindeki ayarları, yani değişik sayıda indentation düşünün. Application olabilir, API'nin ayarları olabilir, database'in ayarları olabilir. Bunları farklı farklı parent olarak düşünürseniz eğer, sağdaki kısımda prefix'e değişik ayarlar vererek farklı class'ları farklı bölümlere kestedebilirsiniz. Yaptığınız bu. Bu yapı bu arada birçok dilde mevcut. Mesela PHP'de falan daha önceden kullanmıştım. Node.js'te ve şeyde de Golang tarafında da böyle yapılar mevcut. Yani konfigürasyon bir şekilde dosya içinde yaşarken bunu Java dünyasına teleport etmek. Öyle söyleyeyim size. Şimdi database interaction, database ile ilgili uygulamanız database ile konuşuyorsa bunu aslında birçok dilde yapmak o kadar da kolay bir şey değil. Çok fazla manuel işlem yapmanız gerekiyor. Spring dediğimiz şey aslında yanlış hatırlamıyorsam 2003'ten beri var. 18 sene olmuş. Hibernate dediğimiz bir teknoloji var. Onun üzerine geliştirdiğimiz başka JPA'lar var. İşte Revox Persistence API falan var. İşte bunların hepsi 10-15 senedir dünyamızda olduğu için artık öyle bir noktaya geldiler ki yani promote etmek için söylemiyorum. Çünkü hiçbir bağlantım yok yani bu projelerle. Ama diğer dillerle falan karşılaştırdığınızda frameworklerle burası bayağı bir kullanışlı yani. Peki ne yapıyoruz? Database ile iletişim sağlayacaksınız. Bir bağımlılık eklediğiniz zaman Spring projesine otomatik olarak bu bağımlılık gidiyor sizin sistemindeki konfigürasyonları bakmaya başlıyor. Bağlantıyı, database bağlantısıyla ilgili bir şey bulabilir miyim acaba diye. Bulursa database'e bağlanıyor. Bu birinci yöntem. Bir şey yapmıyorsunuz. İkinci kısım tablolar. Tablo ilişkisini nasıl kuruyor? Siz Java dünyasında, Spring dünyasında bir entity anotasyonuyla bir objeyi, bir Poggio'yu işaretlediğiniz zaman o entity, objesi otomatik olarak bir table'a map edebiliyor kendi kendine. Ha. Database'i ve table'ı yaratma olayları orası biraz farklı bir olay. Database'i Spring üzerinden de create or update falan gibi yapılar falan var. Oraya derinlemesine girmeyeyim şimdi. Ya da Flyway falan tarzı dediğimiz bir database migration tool'ları var. Onlarla da yapabilirsiniz. Sistem ayağa kalkarken işte tabloları çalıştırıp yani migration'ları çalıştırıp tabloları yaratma gibi. Bunlar da çoğunlukla auto configuration üzerinden yürüyor. Peki gelelim second level cache. Second level cache dediğimiz zaman aslında şunu düşünebilirsiniz. Sizin sistemde bir resource yaratıyorsunuz. Ürün yarattınız. Bu ürünü 5 gün 10 gün boyunca değiştirmiyorsunuz. Ama bunu herkes read ediyor. 1 milyon kişi read ediyor. 5 gün boyunca 25 bin kişi okuyor bunu. Data değişmiyor. Ama okuyan kişiler devamlı database'e hit ediyor. Database. Diğer yandan da bu database'i yazmalar da devam ediyor. Dolayısıyla ben şöyle bir şey yapabilir miyim? Eğer database'de bu data değişmiyorsa kolay kolay, ben bunu niye keşe koymayayım? Keşe koyabilirim. Süper. Ama tabii genelde insanlar neden cache kullanmaz hemen? Tabii cache kullanırlar çok yaygın da neden bu kısım çok şey nasıl diyeyim size? Alengirli. Yani tricky. Niye tricky burası? Çünkü cache'te koymak, cache'ten okumak güzel ama bu cache'i invalidate etme olayı çok zor. Yani onu bayağı bir yönetmeniz lazım. Yani products'ı okuduğunuz cache yazıldı. Ürünün price'ını değiştirdiğinizde cache'te bunu update edemiyorsanız yandınız. Ürün yanlışlıkla fiyatını 100 bin lira girdiniz. Ama halbuki ürünün fiyatı işte 50 bin liraydı. O arada sizin başınız ağrır. Dolayısıyla genelde millet cache kullanmayabilir bu risklerinden dolayı ama kullandığınız zaman da Spring'de güzel bir kolaylık sağlıyor size. Şimdi elimizde bir metot var. Product.to find by ID. Buraya bir ID veriyorsunuz. Ürünün ID'si. Daha sonradan bu ne yapıyor? Database'den bunu çekmeye çalışıyor. Eğer bu yoksa zaten entity not found exception'ı fırlatıyor. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Ama bulursa ne yapıyor? Bu kategori client üzerinden bir de kategorisini çekiyor bunu. Product.to diye bir product objesi döndürüyor. DTO. Bunun bir title'ı var. Price'ını da zaten şeyden alıyor. Product'ın price kısmından alıyor. Yani database'den aldığım benim bir product entity'm var. Ben onu dışarıya döndürürken entity olduğu gibi döndürmüyorum da ben bir DTO çevirip o şekilde dışarıya döndürüyorum. Yani sen niye aynı field'lar var, iki obje kullanıyorsun? Çünkü bu DTO'nun bir paterni var. Düşünün ki user objeniz var elinizde. User'ın şifresi olabilir, confidential bilgileri olabilir ya da confidential olmasın. Ben herhangi bir entity'nin bir field'ına ihtiyacım olmayabilir. Bunu ben niye kullanıcıya döndüreyim? Onu yönetebilmek için de araya bir product DTO koyuyorum ki hangi field'ları seçeceğimi ben kendim karar veriyorum.
Burada bakın Spring'de aspect denen bir kavram var. Aspect J diye geçer. Başka teknolojilerde aspect diye düşünebilirsiniz. Herhangi bir metot başladığında bittiğinde buralara bir şeyler yapabiliyorsunuz. Bu cache bloğu anotasyonu Spring'de gelen bir abstraction. Hangi caching teknolojisini kullanıyorsanız burada şunu yapabiliyorsunuz. Database'den çektiğiniz zaman eğer bu product deletiyor bir result dönerse gidiyor bunu product adındaki o cache level'da kullandığınız cache teknolojisi mesela Hazel Cache kullanıyorsanız orada bir map vardır. Map'in içine yazıyor gibi. Böyle düşünebilirsiniz. Gidiyor bunu şeye yazıyor. Products cache'ine yazıyor. Bir daha çektiğinizde product ki bak ID veriyorsunuz ya. Hani şöyle düşünün. Size bir kargo gönderildi, değil mi? Bu kargo şeyleri var. Nedir? Dolapları oluyor. Orada da bir sürü dolap kapakları var, numaraları var diyelim. Size özel bir numara veriyorlar. Oraya birileri bir şeyler koyuyor. Siz keşi attınız. Sonra onu bir daha geriye okuyabilmek için bunun bir mucize olarak bekleyemezsiniz. Oraya bir anahtar vermeniz lazım. Benim için burada da ürünün bir ID'si var. ID'yi veriyorum. O bana getiriyor çat diye keşten çıkarıyor. Ha, biri database'de biri keşten niye böyle bir şey yapıyorum? Çünkü cache dediğimiz şey eğer in-memory teknolojisi ise o zaman çok hızlı bir şekilde bize döndürüyor bu datayı. Geri geldim, pardon. Service to service communication. Şimdi mikro servisler yazdığınızı düşünün. Daha sonradan şey yaptığınızı düşünün. Ya da servisiniz, REST API'niz dışarı ile konuştuğunu düşünün. Böyle bir yapı yaparsanız eğer komünikasyonu eğer Spring kullanıyorsanız bunu çok daha basite indirgeyebilirsiniz. Burada da Spring Client dediğimiz bir kavram var. Spring Boot dünyasında çokça görürsünüz ama teknoloji bunun içinden gelmiyor. Farklı bir yerden geliyor. Spring Client size bunu sağlıyor. Spring Client'da eğer yazdığınız REST uygulamaları ya da dışarıda bir servis de olabilir. Bu konuşan servisler REST'in best pratiklerine uyuyorlarsa ya çok böyle nasıl diyeyim size çok custom manuel şeyler yapmıyorsanız eğer REST dünyasına uygunsa aradaki iletişimi bir interface tanımı ile yapabilirsiniz. Mesela kategori client'ım diye bir şey var. Third party bir kategori servisim var. Bu kategori servisine erişim sağlamak için product servisi üzerinden bir kategori client'ı tanımlıyorum interface olarak. Bakın yine annotasyon devreye giriyor. Fein client, value categories, URL'si de application kategori API URL. Ha, resource dosyasından bana kategori API URL, application altında kategori API URL'den bana bir API URL'i geliyor. Şimdi içeride bir tane get kategori diye bir metot koydum. Dönüş tipi kategori. Ama işine bakın path variable var. Request mapping'de de get metodu. Karşı tarafta göndereceği yerde categories slash id. Bakın sadece tanımlama yapıyorum. İçinde logic yok. REST template yok. HTTP sorgusu atmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Ama Fein client'ı bunu benim için yapabiliyor. Bu sadece özelliklerinden bir tanesi burada. Çok basit anlamda gösteriyorum. Ama bu sizin için birçok temel şeyleri halledebiliyor. Yani şu cache için buraya bir anotasyon koydum. Service to service communication için Fein client anotasyonu koydum. Birçok şeyi böyle halledebiliyorum. Yani asıl amacım productivity'yi maksimum seviyeye çıkarmak. Tabii bir yandan da performans kısmını da göz ardı etmemek. Şimdi arada servisler falan var. Bu servisleri de bir şekilde haberleşiyorlar aralarında. Bunların haberleşmesi çok iyi şekilde olmasını istiyorsanız o zaman da bir şekilde bunu tracing'ini kolay yapmanız gerekiyor. Eğer Spring kullanıyorsanız Spring'de Spring Cloud Sleuth dediğimiz bir bağımlılığı var. Bunu projenize koyduğunuz zaman otomatik olarak sistemde tracing aktif oluyor. O zaman size bir müjde vereyim. Eğer Fein Client kullanıyorsanız Fein Client'in içine default olarak zaten Sleuth'u koyduğunuzda default olarak bu tracing kısmını raporluyor. Bir yerden bir yere sorgu attığınızda bir şeyleri logluyorsanız eğer logda bir trace ID'si, bir span ID'si yani bu tracing ve observability konusundaki bir white paper vardır ya OpenTelemetry falan kavramları var. Oradaki bütün yapılan implementasyonu burada görürsünüz. Yani bir haberleşme protokolü var. Burada haberleşirken istek bir yerden başlıyor, 15 tane servise gidiyor, sonra response dönüyor falan. Bunların bütün izini buralarda yakalayabiliyorsunuz. Eğer bu Spring Boot projesine bir de Zipkin'inizin URL'ini verirseniz, Zipkin'in URL'ini verirseniz otomatik olarak bu attığınız sorguların, yaşam döngülerinin hepsini buraya senkronize edersiniz. UI'ına girdiğiniz zaman da ekranda gördüğünüz gibi bakın Products'a bir get request'i attım. 260 milisaniye sürdü. Daha sonradan o da gitti. Yan tarafta yani ondan sonra da kategori slash 3'e bir get sorgusu attı. Olay bu kadar.
Patron geliyor diyor ki ya uygulamanın product sayfası, detay sayfası 12'den sonra bayağı yavaşlamaya başladı. Ne oluyor burada diyebilir. Dolayısıyla eğer bu sorguları bir şekilde Zipkin'le protokolünde yönlendiriyorsanız buradaki yaşam döngüsünü görüp o şey diyebilirsiniz. Ha, bak bundan sonra şeye gidiyordu. ActiveMQ'ya ya da RabbitMQ'ya sorgu kuyruğa bir şey atıyor ya da Elasticsearch'ten bir sorgu atıyor. Orada bir yavaşlama var. Çünkü 5 saniye sürüyor. Buradan onu görüp çok basit şekilde debug edebilirsiniz. Şimdi teorik olarak anlatacağım şeyler bu kadar. Şimdi biraz da demo kısmına geçelim. Umarım yetiştirebiliriz. Hocam, demo kısmına geçmeden önce sorular var. Onları ileteyim mi size? Tabii olur. Bir ekran varsa şuraya yansıtıp da bilirim. Ya da herkes görüyor mu bilmiyorum nasıl bir yapısı var. Ben size buradan okuyayım. Bu GoToWebinar'ın öyle bir yansıtma gibi bir ekranı yok ama. Tamam, questions'a bakıyorum o zaman ben de seninle birlikte. Tamamdır. Şu anda görebiliyor musunuz siz soruları? Questions'ta yok. Yok, hiçbirini görmüyorum maalesef. Tamam. Ben o zaman hızlıca okuyayım. Tamam. Configuration properties prefiksinde nested değer verebiliyor muyuz? Örnek application.database.mongodb. Verebiliyorsunuz. Tamamdır. Jagger'ı tavsiye eder misiniz? Tabii. Şimdi burada ben Zipkin'i basit olsun diye gösteriyorum. Jagger'ı da koyabilirsiniz ama biliyorsunuz Jagger şey yapısıyla çok meşhur. Distributed bir yapısıyla çok meşhur. Jagger'ı kullandığınız zaman arka tarafta yani Zipkin'de normal bir storage falan varken orada işte Cassandra falan olaylar devreye girdiği için tamamen sizin tercihiniz. Distributed büyük bir yapınız varsa hiç kapanmasın diyorsanız böyle bir şey yapabilirsiniz. Bu arada bir önceki soruya cevap olarak nested bir şeye ihtiyaç duyuyorsanız orada bir şey bad pattern görün. Çünkü neden bir nested yapıya ihtiyacınız olur? Çünkü olmaması lazım normalde. Çünkü database ile ilgili bir ayarınız varsa o database de root'ta başlar. Daha sonradan aşağı doğru gider değil mi? O database'i komple bu tarafa, uygulama tarafına şey olarak alabilirsiniz. Direkt obje olarak alabilirsiniz. Dolayısıyla nested bir yapıya girmek zorunda kalmazsınız. Teşekkür ederiz hocam. Şimdilik sorular bunlar. İlk tane. Tamam. Okey. Şimdi terminal açalım. Biraz büyüteceğim şeyi. Ve paylaşacağım şimdi ekranı. Ne iyi olacağını seçemiyorum. Şuydu galiba. Yok. Sharing. Item. Tamam. Bir şey görüyorsunuz. Video görüyorsunuz. Terminal görüyorsunuz orada. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar Spring CLI ile başlıyoruz. Brief ile kurdum bunu. Spring. Şimdi bu Spring CLI size hani demiştik ya şey yaratmanızı sağlıyor otomatik olarak. Proje yaratmanızı sağlıyor. Burada Spring ile init deyip diyorum ki ben Dependency Management Tool olarak Gradle kullanacağım. Dependency'lerinizi buraya şey olarak veriyorsunuz. Parametre olarak veriyorsunuz. Peki Hüseyin bu nereden geliyor? Spring init list dediğiniz zaman buradaki bağımlılıkların tamamını bu çıktıda görebilirsiniz. Bak şu soldaki keyler bağımlılıklar. Neleri kullanmak istiyorsanız açık bir kahvaltı gibi şuradan tık 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 alıp daha sonradan yapınızda kullanıyorsunuz. Bir daha gelelim buraya. Bağımlılıkların biraz daha şey halini. Spring init. Şimdi şöyle başlayalım. Uygulamamıza diyelim ki Juk diyelim şuna. Juk demo. Bu size şöyle bir şey yapacak. Belli bağımlılıkları alacak. Projenin yapısını oluşturacak. Şunu da ben açayım şuraya. Tamam. Artık terminalden çıktım arkadaşlar. Şimdi IDEA tarafına geçeceğiz biraz. O yüzden terminali kapatıyorum.
IDEA tarafına geçiyorum ama IDEA'yı şöyle Trust Project New Window şimdi artık kapatayım şöyle. Şimdi böyle bir uygulama yaptınız. Peki ne olacak? Nasıl bunu çalıştıracaksınız? Nasıl bunu çalıştıracaksınız? Çok hızlı anlamda şimdi şu build projenin bağımlılıklarını bir indirsin. Size o arada göstereyim. Projeyi initle iskeletini oluşturdunuz. Daha sonradan bunu nasıl çalıştıracaksınız hemen? Şimdi yine bu Spring'de run diye bir parametre var. Sub command, alt komut var. Burada direkt uygulamanızın giriş noktasının entry point'ini veriyorsunuz. Daha sonradan da bu entry point'ini verdikten sonra iki tane tire göreceksiniz komutlarda. Şimdi fazla hani burayı büyütebiliyor muyum bilmiyorum. Büyütemiyorum galiba. Spring run ana Java dosyanızın path'ini veriyorsunuz. Daha sonra server.port deyip bu portta çalışmasını sağlıyorsunuz. Tamam mı? Yaptığınız şey bu. Bunu bir çalıştıralım. Bakalım bize neye sebep olacak. Şöyle biraz daha büyük ekranda Bir de ekranı görünmüyor şu anda Hüseyin Hocam. Ha, tamam. Şimdi açayım bir yandan da. Yok değil mi? Şu an görünüyor olması lazım. Evet, Ama geldi. biraz küçük yani. Şu kısım biraz küçük. Bakın şurada Spring run deyip ana Java dosyamızı verip tire tire buradan sonra Spring bak bundan sonra sana konfigürasyon vereceğim deyip böyle konfigürasyonunuzu verebiliyorsunuz. Bunu yaptığınız zaman otomatik olarak Spring projesini çalıştırabilirsiniz. Yani iki komutla ne yapacağınızı belirleyebilirsiniz şimdiden. Motivasyon kaybı var mı? Yok. Hemen başlayabildim. GitHub'da araştırmıyorum yani ne yapacağım ne edeceğim diye. Şimdi geldiğimiz zaman burada ilk başlayacağımız yer ne olacak? İlk başlayacağımız yer şeyden başlayabiliriz. Controller'larımızdan başlayabiliriz ama isterseniz gelin şurada bir boş şey açalım. Sizi biraz daha burada bir controllers paketi açacağım. Products burada artık büyük olacak burası. Şimdi arkadaşlar burası şey Product Controller'da demiştik hani REST Controller tanımları falan yapıyoruz diye. Şimdi burada öyle bir şey olacak ki biz bir test yazacağız. Şimdi bunun bir testi yok değil mi? Command Shift T. Şu altta da görebilirsiniz yeşil hangi kısa yollara bastığımı. Create New Test. Burada diyorum ki Product Controller Tests. Tamam benim için gidecek. Spring şurada. Spring'in altında. Şu SRC test Java'nın altında bu paketi yararlısını aynı olacak şekilde controllers'ın altında bir tane test dosyası oluşturacak bana. Yaptığı şey bu. Şimdi burada peki biz mock MVC'yi falan nasıl kullanacağız? Bir ona bakalım isterseniz. Şimdi burada mock MVC testi yazarken dikkat etmeniz gereken ilk şey burada bir test yazıyorsunuz değil mi? Bir öncelikle Spring Boot Test. Tamam, bunu yazıyorsunuz. Daha sonradan Auto Configure Mock MVC. Bunu diyorsunuz. Şimdi bu içeride sanki böyle bir dummy konteks ayağı kaldıracak da onu test edeceğim gibi davranıyorsunuz. Auto Wired birinci parametremi ekliyorum. Mock MVC. Mock MVC. Daha sonra ikinci parametremde yine Auto Wired'la ekliyorum. Object Mapper. Object Mapper'ı niye kullandığımı da söyleyeceğim. Çünkü burada JSON al veri yaptığımız için genelde Object Mapper'a ihtiyacımız oluyor. Şimdi arkadaşlar birinci case'imiz ne? Bak daha şeyi yazmadım. Bu şey REST Controller'ın içine girmedim. Ama ne diyeceğim birinci aşamada?
Bir tane test yapacağım. IDEA'da kendinize template tanımlayabiliyorsunuz. Mesela ben test diye, IT diye bir tane şey yazdım kendime. Bu IT'de tab'e bastığım zaman it should create product. Create product. Şurada testi include edeyim mi diyor. Jupyter'i kullanıyorum bu arada. JUnit 5 artık yeni versiyonlarda. Siz de geçirmediyseniz eğer ona geçiş yapabilirsiniz. Diyorum ki it should create product. Product'ı create etmelidir diyorum değil mi? Şimdi burada diyeceğim ki create product request. Request. Elimde öyle bir şey olacak ki create product request. Şöyle builder'lı bir şey yazmak istiyorum. Tamam mı? Şu anda ilerleyemiyorum. O yüzden hani çok fazla şeyine girmeden şurada bir tane yeni paket yaratıyorum. Adına diyorum ki requests diyorum. Bu request'in içinde de Java class diyorum ki create product request. Bu bir Peugeot. Tabii bunu ekleyemiyorum. Şimdi arkadaşlar eğer Java dünyasında takılıyorsanız daha önce Spring, Groovy falan kullandığınız olduysa eğer buralarda genelde bir obje yarattığınız zaman bunların field'larına erişmek için getter setter yazmak zorunda değilsiniz. Hiçbir şekilde. Java'da da bunun eksikliğini hissettikleri için zamanında Lombok diye bir proje geliştirilmiş. Bu gayet de güzel bir şey, proje. Şimdi o Lombok'u ben projeyi ilk yaratırken eklemedim ama Spring Init listesinde görebilirsiniz onu siz. Dolayısıyla ben buraya bağımlılıklarını şimdi ekleyeceğim. Daha sonradan da burayı reload edeceğim. Yani onun için şöyle bakayım. JUnit platform enforce dependency management. Şöyle bir şey. Tek tek onları size şey yapmayayım diye, anlatmayayım diye. Şuraya ekledim arkadaşlar. Şimdi burada bakın şurada Lombok diye bir tane şeyimiz var. Projemiz var. Bakın compile only. Bu bir annotasyon prosesör. Yani siz öyle bir annotasyonlar falan yazacaksınız ki bunun içinden şey olacak. Spring Cloud Version. Çünkü bunu tanımlamadım. Yukarıda tanımlamam lazım. Sizin için şey yapacak bunu. Compile time'da sizin verdiğiniz annotasyonlarla sanki getirmiş setirmiş gibi davrandırtacak. Burada diyeceğim ki set text tırnak Spring Cloud Version. Spring Cloud Version. Değeri de ne olsun? 2020 0.3 gönder. Şimdi arkadaşlar şimdi kullanacağımız yerlerde DataJPA, Validation, Zipkin falan filan var. Onları önceden ekledim. Hani code development yaparken önümüze engel olmasın diye. Şimdi buraya bir daha gelelim. Bu bir request objesiydi değil mi? Request objesi yazmaya çalışıyordum. Peki ne oldu buna? Niye yap? Ne oldu buna? Ne eklememiz gerekiyor? Ona bakalım. Burada bir objenin neyi olur? Create product. Yani bir default constructor'ı falan olur değil mi? Biz buna Lombok'ta no args constructor diyoruz. Daha sonradan hepsini kullanmak isteyebilirsiniz. Onda all args constructor'ını yazıyorum. Daha sonradan bunu ben builder pattern'ını kullandığım için builder'ı da ekliyorum. Ondan sonra bir de getter'la setter'ını aynı anda yapmak için de bir şey tanımlıyorum. Data annotasyonunu kullanıyorum. Bunların hepsine tıklayıp Lombok'un kendi dokümantasyonu da var. Buradan kendiniz de okuyabilirsiniz açıkçası. Bunun iki tane field'ı olacak demiştik. Private string. Birincisi title'dı. İkincisi de private double price. Değil mi? Şimdi burada iki tane şeyim var. Field olan bir objem var. Gelin testten devam edelim şurada. Burada diyorum ki otomatik olarak objemizi yaratacaktık. İçinde bir title geçmiş. Şimdi bu olması lazım artık burada. Import diyorum. Builder. Şimdi bunun birinci field'ı ne? Title değil mi? Title. İçine ne diyelim? Mesela white phone. Daha sonradan price diyorum. Price'ına da ne diyelim? 0.88 diyelim. Ama bu bir double. O zaman double nokta value of yapalım. Double nokta value of. Sonra build. Ya ben class yaratıyorum, builder'la kullanmayı çok seviyorum falan ama içeride devamlı builder paternini ezberleyip koymam gerekiyor. Gerek yok. Lombok kullanıp böyle devam edebilirsiniz. Şimdi bu benim objem. Testin içinde kullanacağım objem. Daha sonradan burada şöyle bir şey yapıyorum. This mock MVC. Şimdi kuralımı yazmaya başlıyorum. Perform. Bu perform'un içinde ne yazacağım? İlk önce ona karar veriyorum.
Eğer bir post request'i atıyorum nereye? Product'a. Değil mi? Şu zaten şeyden gelmesi lazım. Import static. Tamam. Burada ne olacak? Bu soruyu gönderirken content type'ını şöyle verify etmek istiyorum. İçi işte ne olacak? Media type application JSON. Request'in şeyi bu olacak. Content type'ı. Daha sonradan içinde bir content olacak. Content'in içinde de this nokta object mapper burada devreye giriyor. Write values as byte. Buraya da request'i veriyorum. Request. Bu bir exception fırlatıyor. Sorun değil. Bunu metodun signature'ına ekleyebilirsiniz. Daha sonradan da bu kadar. Şeyi böyle giriyorsunuz. Daha sonra şimdi de response'u verify etmeye başlıyorum. And do'da da söylüyorum ne olacak. Bunu bastır diyorum. Bastır benim için. Görmek istiyorum ne olduğunu. Daha sonradan da and expect statüsünün de is okay olması. Şu şeyleri ekleyelim bir. Şöyle. Import static. Şunu da ekleyelim. Statüsünün de is okay olmasını bekliyorum. Bu benim birinci testim. Tamam mı? Tabii bunun deni yok. Bir şeyi çağırmıyorum. O yüzden when art eden bir yerde olmuş oldu. Bu benim şeyimdi değil mi? Create için yazdığım testimdi. Şimdi bir de bunun şeyine geçelim. Diğer kısmına geçelim. İçi true ama onu validasyon kısmında yazılmış. Şöyle olsun. Ha şey. Şuraya az önce eklememiştim galiba. Tamam. True exception. Güzel. Bunun testini çalıştıralım. Bakalım bize ne diyecek. Şimdi database bound'unu ekledik ya. Muhtemelen burada patlayacak. Database ile ilgili bir ayar falan geçmemiz gerekecek buraya. Hocam install test çalışırken ben soruları sorayım size. Yine sorular gelmiş. Tamam. Hocam selamlar. Start Spring IO ile veya IDE üzerinden proje oluşturmaya göre CLI kullanımının avantajları nelerdir? Teşekkürler. Terminal first bir developer'sanız yani terminal sizin için her şeyse burası bayağı önem kazanıyor. Bir de şöyle düşünün. Bunu bir otomasyona bağladıysanız eğer mesela diyelim ki mikroservis yazıyorsunuz ya da bir şeyi test edeceksiniz falan. Dur hemen terminalden çat bir komutla ayarlayayım diyorsanız sizin çok işinize geliyor. Bunu bir yani test pipeline'ına koyup bir şeyleri test ediyorsanız yine çok kullanışlı. Ne yapabilirsiniz mesela? Şöyle bir şey olabilir. Bir mikroservis yazıyorsunuz ya, bir proje iskeletiniz var. Bunu bir yerde test etmek istiyorsanız bu yapıyı otomatik olarak kullanabilirsiniz. Mesela şey diyebilirsiniz. Ben şey kullanacağım. Yeni bir Spring'in yeni versiyonu geldi. Onu böyle hızlıca bir test etmek istiyorum. Şu 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 bağımlılıklarla. UI'ya gidip orada Start Spring IO'da yaptığınız şey manuel. Şeyden yaptığınızda, IDE'den yaptığınızda yine buradan açıp manuel yaparsınız. Ama diğer tarafı biraz otomasyona uygun. Daha çok pipeline'ın içine dahil etmek istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Ya da şöyle bir şey, böyle Vim falan kullanıyorsanız VI development için orada zaten direkt bu. Hani çünkü terminal üzerindeysiniz ayrılmıyorsunuz orada. Sizin de işinize geliyor. Yani burada konfigürasyon, Spring bunların tamamını tanıyor bu arada. Ama community işini kullanıyorsanız bunların birçok özelliği falan gelmiyor. O yüzden direkt terminaldeki tarafını tercih edebilirsiniz. Otomasyon birinci öncelik demek istediğim. Birinci neden. Tamamdır hocam. Çok teşekkür ederiz. IntelliJ'nin hangi UX plugin'ini kullanıyorsunuz? Hangi? Ha, UX. Material temayı kullanıyorum. Material tema light diye aratırsanız direkt olarak görürsünüz şeyden. Marketplace'e. Bir de sunum paylaşılacak mı Tabii. yazılmış? Tabii sunumu. Ben paylaşırım. Bu demoyu yayınlayacak mısınız? O sizin cevabınız. Aynen, biz zaten kayıt alıyoruz. Jack İstanbul'un YouTube kanalından yayınlanacak. Teşekkür ederiz hocam. Tamam. Şimdi bakın, 200 create'de 200 bekliyordum. Bana 404 geldi. Bunu kabul etmiyor. Tamam, güzel. Gidelim o zaman şeye, kontrolümüze gidelim. Yazmaya devam edelim adım adım. Şimdi burada demiştik yani bunu bir otomatik olarak REST API'ye çevireceksiniz ya. Dolayısıyla burada REST Controller deyip otomatik olarak onu başlatabilirsiniz. Şimdi bu REST Controller'da şöyle bir yapı var.
Baştan şeyi söylüyorum. Request mapping diye bir şeyim var. Bunun ana URL'i slash product diyorum. Daha sonradan burada bazı bağımlılıklarım gelecek benim. Ama ilk action'ımı, ilk endpoint'ime başlayabilirim burada yazmaya. Bir tane void metot yazıyorum. Dönüşünde bir şey olsun istemiyorum haliyle. Şimdi burada request öznesi yaratmıştık ya bir tane. Onu koyalım buraya. Create product request. Bu bir request'tir diyorum. Şimdi bunu eğer JSON gönderiyorsunuz ya, onu Java objesine çevirmek istiyorsanız buraya bir kere bir request body'nizi yazıyorsunuz. Request body. Daha sonradan gelecek zaten onun yanı. Valid'i sonradan ekleyelim. Ben burada bir şeyi create etmek istiyorum. Tamam mı? Create ederken de ne olacak? Muhtemelen burada bir servis olacak. Product service. Sonra create diyeceğim. Belki de buraya request'in kendisini ekleyeceğim. Şimdi product service diye bir şeyim yok. Buraya o zaman ekleyelim. Private final product service. Product service. Şimdi bu bir benim bu hiçbir yerde tanımlı değil. Servis katmanında olan bir yapı bu. Şuraya bir paket daha açalım. Services diye. Bu servisin altında bir Java class'ı açıp product service. Bu bir servistir diyorum. Şuraya geldim. Bunun importunu yapalım. Daha tanıyamadı. Yerde sapıttı galiba. Şöyle bir yapalım. Yani. Product service. Şimdi herhangi bir yerde bir şeyi final tanımlarsanız class'ın içinde bunu yani initialize edilmemiş olabilir deyip size uyarı verir. Bunu normalde siz, bu add constructor parameter dediğiniz zaman böyle bir şey yaratır size. Ama ben böyle kullanmak istemiyorum. Onun yerine geleceğim burada. Diyeceğim ki all args constructor. Yine long boku kullanıyorum. Bakın compile time'da şunun patlamadığını göreceksiniz. Şimdi create diye bir metodum var. This product service bu yanlış mı? Değil tabii ki de. Böyle bir metodum yoktu. Create diyorum. Burası böyle gidiyor. Şimdi testimi bir daha çalıştırayım. Geleyim teste. Buradan bir daha çalıştıralım. Şöyle. Şimdi buraya bir metot yazdık da bunun endpoint olduğunu nereden anlıyoruz? Bir demiştik ki post mapping yapacağız. Parametre olarak hiçbir şey vermiyoruz. Çünkü product'sa sorgu atıyorum direkt post diye. Direkt olarak onu alıyor. Bir daha çalıştıralım. Bu sefer de bitmiş oldu. Ve buradaki testi yapmış olduk. Şimdi peki şeyin içinde ne yapabiliriz? Burada validasyonlardan falan bahsetmiştik ya. Validasyonlardan bahsederken de şöyle bir şey yapabiliriz değil mi? Gelelim Pojo objemize şuraya. Neredeyse her şeyi koymuştuk ama şuralara bir validasyon koyabiliriz. Diyorum ki not empty olacak. Yani empty olmaması lazım. Bir şey girmen lazım buraya. Çünkü ürün yaratıyorsun. Senin ne ticaret sitenin içinde ürünün başlığı olmasın istemezsin değil mi? Dolayısıyla şuraya parametrelerimi veriyorum. Min 3, maksimum 15. Bir de mesaj hata olduğu durumda ne girmek istiyorsun onu da verebilirsin. Title can be min 3, max 15 characters. Bunu verdim. Gelelim şuraya. Burada da diyorum ki min içine de verebiliyorsunuz. V alıyor. 1. Maksimum 1 olabilir bunun değeri. Message. Message kısmına da şey diyorsunuz. Price shouldn't be less bir. Bunu verdiniz. Buraya not empty diyemezsiniz. Çünkü double'ın not empty olma gibi bir şey olmayacaktır. Hata alırsınız zaten şeyde. Burayı verdim. Bu benim validasyonum aslında. İsterseniz projeyi bir daha çalıştıralım. Şuradan projeyi çalıştıralım. Neredesin terminal? Şu.
Projeyi bir daha ayağa kaldırıyorum 8080 portunda. Tamam. Direkt olarak demo application'a gelip şuradan ayağa kaldırabiliriz. Run demo application. Tomcat started on port 8080. Burada zaten kendini belirtti. Şimdi şuradan yapabilir miyim? Tamam. Şöyle yapalım. Post menü açıyorum. Şuradan paylaşabilirsem Postman. Güzel. Şu anda Postman'deyim. Postman'de şeye direkt olarak post sorgusu atacağım buraya. Localhost 8080 products'a şu products'a post sorgusu atacağım. Post sorgusu içinde de body'ye diyeceğim ki raw, burası JSON. İçinde işte title AS diyelim şuraya. Price'a da 0.8 diyelim hadi. Şimdi şimdi bunu gönderdim. Burada bir validasyon yok değil mi? Koyduk ama validasyon daha etkinleştirilmedi. Onun sebebi de şu. Bunun için siz bunları koydunuz da bu hemen aktif olmaz. Dolayısıyla şuraya valid demeniz lazım ki validasyonu çalıştırsın. Çünkü bunun bazı yerde çalışıp bazı yerde çalışmamasını isteyebilirsiniz. Dolayısıyla valid dediğiniz zaman bu map edilmiş objeyi sizin için validasyona sokacak. Bir daha çalıştırıyorum. Ve bir daha gönderiyorum. Bakın. Bad request, products'a gönderiyorsun, bad request alıyorsun. Şey gibi, sanki birini tuttunuz. Diyor ki bir kısmı peşin veririm, bir kısmı da şeyden sonra. Bakın peşin olan kısım burada, direkt response'da. Ama şimdi bunu kapatıp şeyi göstereceğim, idea'yı. Çok demo. İdeayı göstereceğim. Exception'ı kendi de burada, parça parça. Yani böyle bir şey mi olsun istersiniz yoksa daha anlamlı mı olsun? Onu map etmek için de controller advice'ları kullanıyoruz. Biraz da controller advice'den yazalım. Aslında şöyle yapalım. Controller advice'ı da demo proje üzerinden ilerleyeyim. Çünkü fazla vaktimiz kalmadı. Geriye kalan komponentlerin hepsini göstermek istiyorum size. Şöyle bir uygulama üzerinden göstereceğim. Şimdi arkadaşlar create product request'inin içinde objemizi yazmıştık. Validasyonumuzu yapmıştık. Şurada artık bunu tam ekran şöyle yapalım. Bir de presentation moduna girelim. Şimdi bir global exception handler diye bir class yarattım. Bir controller advice ile anotasyon yapılmış. İki tane şeyim var. Handle validation exception. Bakın bu method argument not valid exception fırlatıyor. Peki bu nereden geliyor bize? Şuradan geliyor. Run şurası mıydı? Yok. Section göstermeyecek. Şöyle yapayım. Appearance, exit. Neredesin? Ha pardon, bu değil, diğeriydi. Şimdi bu Jug demo'da aldığımız bir hata vardı ya.
Bakın bu hata aslında bir exception ama exception'ın kaynağı şeyden baktığınız zaman method argument not valid exception. Bunu Spring fırlatıyor. Bunu siz kendi müşterilerinize gösterirken böyle göstermek istemezsiniz. Dolayısıyla bunu yönetmek istiyorsanız da bakın burada method argument not valid exception. Ben bunu bir şekilde buraya koydum. Daha sonradan başka bir exception daha var. Not found case'inde entity not found'u biz fırlatıyoruz ya. Burada onu alıp mesaj olarak müşteriye gösterebiliyorum bu kısmı. Şimdi gelelim şey kısmına, servis kısmına gelelim. Product servisin içinde, bakın product serviste create diye bir metot var. Bunun içinde product repository'ye bağımlılığım var. Bir de kategori client diye bir şey koymuşum buraya. Product'ı create ettiğiniz zaman request'i alıp otomatik olarak bir product entity'sine çevirip repository üzerinden kaydediyor. Bu çok yaygın bir kullanımdır. Product entity'miz, bakın entity ile bunu anotasyon yaptım. Daha sonradan bunun bir ID'si olur. Tabloların her zaman bir ID'si olur, değil mi? Auto-generated, auto-increment falan bu tarz yapılar olur. ID, bir title, bir de price var. Bu otomatik olarak tablolara yansır. Tablodaki kolonlara denk gelir. Siz bunu create ettiğiniz zaman otomatik olarak tabloya bu yazılır. Bir de bunun find by ID metodu var. Bakın product'ı alıyorum. Yoksa exception fırlatıyor. Entity not found fırlatırsa eğer global exception handler bunu yakalayıp müşteriye daha düzgün bir halde döndürüyor. Kategoriyi de kategori client üzerinden get kategori deyip kategori ID'si 3 olanı alıyorum. Daha sonradan bu product'ın üzerindeki kategori field'ına bunu ekliyorum. Yaptığım şey bu. Şimdi bu uygulamayı ayağa kaldırabilir miyim? Bir ona bakayım ilk önce. Okay. Şimdi bu ayağa kalkarken şöyle bir şey yaptım. Config'in altında, şimdi burada ne diyor? Ha, 8080 zaten kullanılıyor diyor. Bunu diğerini bir kapatalım. Şöyle. Bir daha başlatalım. Şimdi bakın config'in altında şöyle bir kategori API URL diye sadece bir tane ayarım var. Ama şeye baktığınız zaman resource application properties ya da YAML'a baktığınız zaman burada kategori API URL'leri bu şekilde verdim. Driver class name'imi verdim. Bir de bu database'de tabloları yaratsın yaratmasın o kısımda da birkaç ayar yani. Siz bunları verdiğinde Spring otomatik olarak tanıyıp nereye bağlanacağını falan biliyor. Şimdi burada bir de şey yaptım. Bakın servis katmanında bu create kısmı. Ama Find by ID kısmında ise şöyle bir şey yapıyorum. Siz bu datayı alıyorsunuz ya, product DTO'ya çeviriyorum ben burada. Kategorisi de bak ürünü yaratırken kategorisi yok ama ürünü gösterirken kategoriyi ben kendim populate ediyorum. Extend ediyorum yani. Bir de burada cacheable anotasyonu var. Yani siz bu datayı bir kere okuduğunuzda cacheable'la cache yazacak ve cache'den okuyacaksınız devamlı. Buradan bir sorgu gönderelim. Mesela get sorgusuyla products'ı ID'si 1 olan product'ı almaya çalışın. Bakın, şimdi burada internal server error verdi. Bir bakalım hani hatanın kendisi ne diye. Buraya baktığımız zaman diyor ki connection refused. Böyle bir şey yok diyor. Şimdi çünkü şu 8081 böyle bir servisim yok ama bir tane şey ayakta olması lazımdı. Bir mock server. Onu hemen kaldırayım. Run. Şimdi bir daha sorgu atıyorum. Bakın, yellow font 2.39 kategorisine de font dedi. Çünkü yani daha doğrusu gösteremiyorum size. Şöyle yapayım. Bakın bu bir mock server. Mock server'da dedim ki eğer biri 8001'e sorgu atarsa localhost'a ona şöyle bir tane bir şey döndür dedim. URL de şu tabii categories/id. Böyle bir şey atarsa ona name'i fon olan bir JSON'u döndür dedim. Şimdi geldim şeye, Postman'e. Postman'de de gittim Products'a sorgu attım ya. Bakın Products'a sorgu atıyorum. Title yellow font, price 2.39, kategoriye de font. Peki bu kategori nereden geliyor? Gelelim bakalım o kısma. Kategori kısmına nereden geliyor diye. Onu da yine umarım doğru IntelliJ görüyorsunuzdur. Şöyle yapayım. Sanırım değildi. Şey mi oldu? Yanlışlık mı oldu? Şöyle yapayım.
Evet. Şimdi doğru galiba. Evet. Tamam. Şimdi bakın, kategoriyiz 3'e bakalım bu sefer gidecek mi? Doğru bir şekilde. Ya yani ben sorgu atıyorum da şimdi oraya exception gelmezse. Şuraya gösterecektim size. Şimdi şu nasıl oluyor? This category, get kategori. Bakın, thin client URL'i application kategori API URL'den geliyor. Tamam mı? Şöyle bakalım. Application YAML. Burada HTTP lokalı 8001. Az önce yazdığım mock server. Tamam mı? Daha sonra da buradan gelen data ikinci, üçüncü sorgu attığımda bir daha da şeye gitmeyecek. Bakın. Bir daha da gitmediğini nasıl anlıyoruz? Şuradan anlıyoruz. Uygulamayı kapatıp açtığınızda şurada debug'a bastığınızda database'e gitmediğini anlayacaksınız o kısımda. Peki başka ne var burada? Başka şöyle bir şey var. Lokalimde bir de hazel cast ayağı kaldırmıştım. Hazel cast'in ayarlarını da hazel cast YAML yaratıp burada ayarları verirseniz cache otomatik olarak ayağa kalkmış oluyor cache sunucusu. Burada repository objeleri database'e bağlantı sağlıyorsanız database'le bu uygulama arasındaki katmanı repositorilerle sağlayabilirsiniz. Bu bir prod repository diyorum. Tablonun bağlı olduğu entity'nin adı product. Bizim unique identity key'imiz de integer. Find by title diye bir obje koymuşum. Bu title'a göre search ediyor. Şuradaki title aslında product'ın içinden gelen şu title'ın kendisi gibi. Peki başka ne var benim lokalimde? Şu şeyden bir ayak kaldım. Son nokta. Ondan sonra da bitiriyorum. iTerm'ı bir daha açıyorum. Şimdi arkadaşlar bir database'den bir şeyler çekiyoruz. Bir de kategoriye gidiyoruz falan. Burada bir HTTP trafiği var başka servislerle. Şöyle bakalım. Lokalimde Zipkin kurmuştum. Docker container'ı. Şimdi bu Zipkin'in URL'ine gidelim. Umarım doğru şeyi görüyorsunuzdur. Localhost 94. Şu. Evet. Şimdi browser'da. Evet. Şimdi burada ben diyorum ki işte servis name'ine göre falan filan arat diyorum. Bakın. Get product 7. ayın 27'si değil mi? Evet. 20.04. Burada da 20.00'dan 20.02'den falan geliyor. Şimdi get products'a baktığınız zaman burada direkt show mesela sadece bu trace ile ilgileniyorum diyorum. Sonra geldiğiniz zaman şurada şimdi ilk geldiği nokta get products. Buradaki bir timing'i görüyorsunuz. Daha sonra da alttaki yani trace'in ikinci kısmı HTTP bir servisten çıkıyor, diğerine gidiyor ya. İkinci katmana bakıyorum. Burada kategorize gittiğini görüyorum. Peki buradaki raporlamalar falan nasıl oluyor? Mesela trace'i nasıl bulacağım? Trace'e göre nasıl arayacağım diyorsanız bu tamamen Zipkin'le ilgili olan farklı bir konu arz ediyor. Yani onu ayrı olarak bakmak lazım ama temel anlamda size şunu diyeceğim. Sistemin içinde Fein Client var. Fein Client Spring Silhouette'i kullanıyor. Bu da şu anlama geliyor. İçeride eğer bir şeyler yazıyorsanız loga falan bunlar otomatik olarak bir Trace ID üretiyor zaten. Trace ID'ye göre de şurada aratabilirsiniz. Bu istek bir yerden başladı. Product servisinden. Kategoriye gitti. Kategoriden işte payment'a gitti falan. Oralara gidip dolaştıktan sonra bu Trace ID bir kere yaratılıyor, her yere de dağıtılıyor. Siz Trace ID'yi buradan aratıp yaşam döngüsünü buradan görebilirsiniz. Bunların her birinin şurada Trace ID'si var. Burada da aynı şekilde Trace ID'sine göre aratabilirsiniz. Aynı şey gelecek zaten. Bunu bir şekilde buraya raporlayabilmemin sebebi de şudur. Sistemin içine burada bağımlılıklarda şeyi veriyorum. Büyük Gradle'da Zipkin'i veriyorum. Zipkin'i verdiğim için de pardon. Zipkin'i veriyorum. Eğer siz bir hiç ayar yapmazsanız bu otomatik olarak size şeyi verecek. Localhost 9441'e bağlanacak. Tek yaptığı şey budur. Sorunuz varsa alabilirim. Bu yazılan testler smoke test mi? Diye bir soru gelmiş.
Yok, aslında şey değil. Bu şöyle düşünebilirsiniz. Biraz integration test'e benziyor aslında ama unit test gibi düşünebilirsiniz. Mock MVC'de de gördüğünüz gibi context falan ayağa kalkmaya çalışıyor. Bir nevi integrasyon test diyebilirsiniz ama smoke test değil. Smoke test'te çünkü böyle rastgele seçtiğiniz bir senaryoları falan test edersiniz. Orada biraz gerçeklik vardır yani. Burada şunu yapıyoruz. Request'i validate, verify ediyoruz. Dönen response'u verify ediyoruz. İşte servisten şu gelirse burası ne olur'u verify ediyoruz. Ha, bu bizim ne işimize yarıyor? Şöyle güzel işinize yarıyor olabilir. Siz JSON'la çalışıyorsunuz, Java objesine çeviriyor. Bu arada eğer bir değişim falan olursa, mesela Jackson'ın versiyonu yükseldi yeni Spring'de, bunu anlamanın yolu burası. Bu mock MVC testlerinden geçiyor. Bir sorumuz daha var. Cache'leme entegrasyonunu nasıl yapabiliriz diye sormuş Mehmet Demircioğlu. Cache'leme entegrasyonu şöyle. Tekrardan şeye geçeyim. Şuraya IDEA'ya geçeyim tekrardan. IDEA. Ama geçemedi daha galiba. IDEA'yı görüyor musunuz şu anda? Şu anda tarayıcı. Tarayıcı mı? Şöyle Evet. bakalım. Şu anda gelmiş olması lazım. Evet, şu anda İdeal. IDEA gözüküyor, aynen. Tamam. Ready. Şimdi Spring'de birçok şey auto-configuration ile oluyor. Dolayısıyla çok şeyi yapmanıza gerek yok. Şimdi Build Gradle'a geldiğiniz zaman bağımlılıklara bakalım neleri koyduk buraya. Bir kere şeyde Spring Boot'un starter cache'ini koymanız gerekiyor. Çünkü Spring hepsi abstraction'lar üzerinden ilerler. Spring Boot starter cache'i koyduktan sonra ne yapmanız gerekiyor? Ortalıkta bir teknoloji arayacak bu. Daha sonradan ben burada bakın bir tane şey koydum. Hazelcast all diye bir bağımlılık koydum. Spring Starter Cache ile birlikte bunu gördüğü zaman diyecek ki ha burada bir Hazelcast entegrasyonu var. Dur o zaman ben bir şeyleri aramaya başlayayım. Bunu dediği andan itibaren zaten birkaç yolu var. Ve resource'un içine Hazelcast YAML diye, resource'un altında Hazelcast YAML diye bir şey yarattım. Bunun içinde de Hazelcast'in konfigürasyonunu verdim. Mesela bu konfigürasyon, Hazelcast'i şu anda anlatamam da, bu konfigürasyonda şunu anlayabilirsiniz. Lokal network'ünüzde bir Hazelcast cluster'ı varsa gidip otomatik olarak onu buluyor ve oraya bağlanıyor. Dolayısıyla Spring starter cache ile birlikte Hazelcast server'ınıza bağlanıyor. Bu cache yapısını kullanmak için. Cache'i yönetmek için de şey kısmında servis katmanında şurada cacheable şu anotasyonlara bakmanız lazım. Cacheable, cache evict bunun gibi şeyler var. Kısımlar var. Bunun çok fazla ayarları var. Key'leri nasıl yönetirsiniz falan onlara detaylıca bakmanız gerekiyor. Ha, uzakta bir cache sunucusu olabilir. Hazelcast ya da Redis ne kullanıyorsanız. O zaman o entegrasyonun dokümantasyonuna bakıp o zaman buraya member'ın cluster üyelerinin adreslerini vermeniz gerekiyor. O durumda. Başka? Cache'lemede mutlaka Hazelcast entegrasyonu mutlaka yapmak lazım mı? Başka alternatifler hangileridir? Tabii ki de değil. Yani cache'lemede çok fazla alternatif var. Başka teknoloji de kullanabilirsiniz. Mesela as a service olarak verenler bile var. Mesela benim bildiğim Iron.io diye bir şirket var. Mesela orada Iron Cache, Iron Worker'ları falan var. Siz karar veriyorsunuz sadece hangi teknoloji diye. O teknolojiye göre de Spring'in dokümantasyonuna bakmanız lazım. Spring Starter Cache'e baktıktan sonra orada hangi teknolojilerle muhatap olmanız gerektiğini söylüyor. Kodlara ulaşabilecek miyiz denilmiş. Public repo'da paylaşırım. Videoyla ya da bir şey göndereceksiniz katılımcılara. Oradan onu da Tamamdır. paylaşabilirsiniz. Hocam ID generate ederken kullandığınız strange eşittir native'in diğer stratejilerden farkı nedir? O biraz entity şeyi bu arada. Entity related. Şimdi burada şöyle yapıyoruz. Bazı database teknolojilerinde bu ID generate etmek için farklı tablolar falan vermeniz gerekiyor. ID için sequence veriyorsunuz, tablo veriyorsunuz. O tablo üzerinden ID generate ediliyor, orada saklanıyor. Ama burada MySQL'deki auto increment'den ne anlıyorsanız aslında burada bizim yaptığımız o native. Ama şunu farklı implementasyonlarını yapacaksanız eğer kendiniz custom'da yazabilirsiniz. Mesela native dediğinizde default olarak kullanıyor. Mesela burada generator native diyorsunuz.
Daha sonradan da stratejisine native, generic generator, generated value'a da burada auto diyoruz. Yani bu benim için bir generated value. Bu generator da strateji olarak yukarıdakini kullanıyor. Aslında yaptığımız bu. Ama bunu customize da edebilirsiniz ama dediğim gibi o kontekstin dışında çok farklı bir konu. Diğer soru, Zipkin konfigürasyonu nasıl yaptık, görebilir miyiz? Zipkin'in konfigürasyonunu ben özel olarak koymadım ama direkt olarak zipkin.url diye bir böyle bir uzunca bir şeyi var. Ya Zipkin entegrasyonunu şöyle bir Spring Boot Application Common Properties diye aratırsanız bütün konfigürasyonların olduğu bir yer var. Spring Boot Zipkin diye aratırsanız da Zipkin entegrasyonunu görürsünüz. Orada Zipkin'in URL'ini ayarlamanız için size bir konfigürasyon verir. Orayı set ettiğiniz zaman, diyelim ki merkezi bir yerde Amazon'da kurdunuz. URL'i oraya verirseniz bu sistem otomatik olarak oraya raporlayacak. Ama vermezseniz bunların bir default değeri var. Localhost 9441. Ben de Localhost 9441'de olduğum için otomatik olarak oraya raporlayabildim. Bir diğer soru, WebSocket bağlantıları için harici domainler üzerinden bağlantısı konfigürasyonu nasıl yapıyoruz? Şimdi soruyu tam anlamamakla beraber biraz konu dışı ama soruyu anlamadım açıkçası. Ben de çok net anlayamadım. Bunu geçelim. Eğer bu soruyu yazan kişi daha detaylı yazabilirse açıklarız. Diğer soru da, Spring Boot ile ilgili tavsiye ettiğiniz, takip edebileceğimiz kapsamlı bir dokümantasyon var mı? Spring Boot ile ilgili genelde şöyle yapabilirsiniz. Ben genelde bir şey, wildcard, yıldız, zero to hero ya da 10 best practices bu gibi şeyleri genelde YouTube'da falan arıyorum eğer ilk defa başlıyorsam. Eğer canlı bir şey varsa benim çok şeyime gidiyor, hoşuma gidiyor, izleyip anlayabiliyorum. Ama bu tarz konularda illaki bir paper, yani kağıt olan bir şey okuyorum, yani online de olsa. Bunun için siteler var. Mesela Bildung falan var. Orada da çok güzel şeyler anlatılıyor. Bildung diye muhtemelen görmüşsünüzdür. Spring Boot'un bu kısımlarına bakabilirsiniz. Onun haricinde Spring'in guide sayfaları da iyi. Oraya da bakabilirsiniz. Ama bu Zero to Hero, Best Practices from Beginners, bunun başına Spring Boot koyduğunuzda, YouTube'da aradığınızda size çok güzel videolar, kaynaklar çıkabilir. Bir diğer soru da, ekran o kadar küçük ki okurken ben de çok zorlanıyorum. Unit art integration test yazmadık mı biz aslında? Controller test, integration entity classları, unit test. Evet, doğru. Yani devamını getiremedik. O kadar vaktimiz olmadı ama bir şekilde bu mock MVC dediğimiz MVC kısmını ayağa kaldırıyorsunuz. Validasyonlar falan olabiliyor kendi içinde. Dolayısıyla integration artı unit gibi bir şey yazdık. Devamını getiremedik. Integration testinin tamam diğeri de vardı aslında burada. Mesela şurada bizim testin altında. Mesela bu integration artı unit gibi düşünebilirsiniz. Şeyde repository de burada sırf integration test olan yer de var. Test containers kullanıyoruz burada. Test containers'ta da şey yapıyoruz. Bir Docker container ayağa kalkıyor. Daha sonradan şu Test Entity Manager var. Test Entity Manager üzerinden şey yapıyoruz. Product diye bir entity atıyorum. Test Manager üzerinden kaydediyorum bunu. Daha sonradan Product Repository üzerinden find ediyorum. Sonra onu validate ediyorum. Mesela burada bir şey, bir integration testi kullanıyorum bu yapıda. Bakın şimdi bir Docker container ayağa kaldıracak. Daha sonradan. Ya bu biraz kafa karıştırıyor. Unit test of Spring integration test. Onun gibi bir şey oluyor yani. Başka soru varsa da açılırken onu alabilirim. Validasyon veya helper metotlarımız sizce statik mi olmalı? Değişir. Static util helper metodları yaygın kullanımı var ama çok belirgin şeylerin validasyonu yapıyorsanız mesela bu validasyonları da regex'te kullanabiliyorsunuz vardı ama mesela bir IP adres validasyonu ya da onun gibi validasyonu yapıyorsunuz okey. Ama bir de şöyle düşünün. Bir şey yaratacaksınız, ürün. Ama 5'in üzerinde ürün yaratamazsınız. 4 tane yarattınız. 5'inci de yarattınız. Altıncıyı yaratmaya çalıştığınızda bu kadar limited, yani şu an kaç tane ürün olduğunu nereden anlarsın?
database'e sorgu atıp oradan anlarsın, değil mi? Dolayısıyla validasyon o zaman bir komponent olmalı. O komponent içinde bir tane product service bağımlılığı olmalı. Ve oradan gidecek product service count product diyecek. Ha, bu ürünün 5 tanesi var. Bir daha da yaratamaz diye validasyondan error fırlatacak. Bu durumlarda komponent. Ama diğerlerinde statik yapabilirsiniz. Bakın burada bir container ayağa kaldırıyor. Test container. Daha sonradan bunun ayağa kalkmasını bekliyor MySQL'e. En sonda da testlerini şurada çalıştırıyor. Bakın starting completed geliyor. Testlerini çalıştırıyor. Burada SQL'leri de görebilirsiniz. Insert into. Sonra da build successful diyor. Bitiriyor. Bir diğer soru. Serverless mimaride Spring Boot kullanılıyor mu? Ben kullanmayı tavsiye etmiyorum açıkçası. Çünkü şeyde serverless'ta cold start, hot start denen bir kavram var. Orada genelde hızlı, uygulamanın bir şekilde hızlı ayağa kalkan versiyonlar tercih ediliyor. Node.js, Golang, Python gibi. Dolayısıyla Java dediğinizde JVM bir ağır proses. Serverless'ta pek kullanmak isteyeceğinizi zannetmiyorum. Dolayısıyla kullanabilirsiniz. Bir engel yok ama tavsiye edeceğim bir yöntem değil. Burada hele REST API ya mesela. REST API olduğu için şey yapmıyoruz genelde. Ayakta olan, live olan bir uygulama. Ama serverless'ta genelde ne oluyor? Önünde bir tane API gateway var. Arkada da bir fonksiyon var. Zaten buradaki REST API'nin görevini API gateway, Amazon'un işte API gateway'i hallediyor. Oraya bir request geldiğinde arka tarafta bir fonksiyon parçacığını ayağa kaldırıp çalıştırıp işini çalıştırıp bitirdiği için burası pek ona uygun olmayabilir. Çünkü bu zaten kendi kendine bir REST API. Bir diğer soru, integration test yazarken DB'ye veri ekleme işlemlerinde her teste içeriye veri eklenecektir. Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Onun yöntemleri var. Her testte değil aslında, onu yönetebiliyorsunuz. Eğer JUnit 5 kullanıyorsanız, 4'te de bir yapısı vardı. Orada before all, before each denen bir kavram var. Before each, yani veri yazacaksınız, sileceksiniz her seferinde. Bunu yapmak istiyorsanız before each'i kullanabilirsiniz. Yani her test metodundan önce bir şey yazıp bir şey silebilirsiniz içinde. Ama before all derseniz bu şu anlama geliyor. Test 5 tane testim var. Çalışmaya başlamadan önce bu before all çalışıyor. Sonra testler çalışıyor. Testler bittikten sonra da after all'da bunların hepsini silebiliyorsunuz. Ama bu biri diğerinden çok iyi çok kötü diyemem. Sebebi de şu. Bu tamamen sizin test senaryonuza bağlı. Eğer sizin test senaryonuz böyle bir şey gerektiriyorsa öyle yapmanız lazım. Mesela örnek veriyorum. Bir product testi yapıyorsunuz ama product testi için şeylere ihtiyacınız var. Ülke, şehir ve ilçelere ihtiyacınız var. Bu her testte yapmanıza gerek yok bunun. Before all'da bunu doldurursunuz. Daha sonradan product testini çalıştırırsınız. After all'da da o datayı silersiniz. Yani bu sizin tercihiniz. Before all'un ve after all'un zorluğu şudur. Onlar statik metot olmak zorunda class'ın içinde. Statik olduğu için de genelde komponent tarzı şeyleri içeride kullanamıyorsunuz. Kullanırken ona dikkat etmeniz lazım. Başka da bir soru yok şu an için. Tekrardan kontrol ediyorum. Evet, yok. Hüseyin Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Rica ederim. Ben de teşekkür ederim katıldığınız için. Çok keyifli ve kaliteli bir etkinlik oldu. Gelen herkese de çok teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.